Değerli izleyenler, yine bir canlı yayındayız. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Süleyman Özdemir yanındayız. Hocam nasılsınız? Tekrar bizi misafir ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum sizlere. Estağfurullah. Çok iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Böyle zaman zaman geliyorsunuz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizlerin vesilesiyle hem sizleri görmüş oluyorum hem de üniversitemizle ilgili işte bazı güncel bilgileri. Aktarıyorsunuz. Vatandaşımıza, bandırmalı işte diyelim ki insanlarımıza da paylaşmış oluyoruz, aktarıyoruz. Efendim son günlerde Bandırma'daki Aile Üniversitesi fakülte sayısı 12'ye çıktı. Evet. İletişim Fakültesi ve Ziraat Fakültesi kurulması kararı alındı. İletişim Fakültesi bizler için de çok iyi, gazeteci olarak ayrı bir mutluluk duyduk. Tabii Ziraat Fakültesi son derece önemli bandırma için. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim? Herhalde bu konuda başvuru talepleriniz önceden beri vardı değil mi efendim? Vardı. Tabii şimdi üniversitenin, özellikle bizim gibi gelişmekte olan üniversitenin yeni fakülte, yeni işte meslek yüksek okulu, yeni bölüm kuram talepleri her zaman oluyor. Özellikle fakülte talepleri tabii bir anda gerçekleşmiyor. Bunları belki işte GÖK'e iletiyorsunuz. GÖK bazen 3 sene sonra, 5 sene sonra, bazen hemen hani gerçekten ihtiyaç varsa birkaç ay içerisinde uygun kararı verirse işte Cumhurbaşkanlığı gönderiyor, oradan da kararnameyle yayınlanıyor. Biz bu geçen Kasım veya Aralık ayında YÖK'le bir görüşme yapmıştık. Özellikle iletişim fakültesiyle Ziraat Fakültesi üzerinde epey durmuş, bir de hukuk fakültesi talebimiz vardı ama hukuk fakültesiyle ilgili zaten olumsuz olacaklarını ifade etmişlerdi. İletişim ve Ziraat'la ilgili de güzel böyle gerekçeli dosyalar sunmuştuk. Orada da ben epey üzerinde durmuştum. Onlar da bazı sorular sormuşlardı. Dolayısıyla işte o günden bugüne tabii 8-9 ay geçti. İşte anca gerçekleşti. İki fakültemize de yakın zamanda kavuşmuş olduk. Aslında üniversitemiz için de güzel bir gelişme. Bizim çok fazla tabii aşırı fakülte talebimiz yok şu an için. Bunların dışında hani önümüzde acil böyle talep edebileceğimiz çok fazla fakülte de yok. Belki ileride üniversitemiz biraz daha gelişirse işte diş hekimliği bir fakültesi eklenebilir fakültesine ileride olarak. Daha sonra belki veteriner fakültesini fakültesinin açılmasını isteyen hocalarımız da belki olabilir. Hani zaman içerisinde tabii ki üniversite büyüyen bir organizma bazı eklemeler olabilir. Bu iletişim fakültesi sizin dediğiniz gibi beni de çok mutlu eden bir karar oldu. Çünkü bizim iletişim fakültesinin altyapısı şu an mevcut. Yani biz aslında iletişim fakültesini yani geçen hafta hani kararnamede yayınlandı. Yani almamız gereken yol da yok. Hazırız biz. Çünkü biz iletişim fakültesi için böyle bir gelişmiş uygulama merkezine sahibiz. Medya iletişim, bizim çok geniş bir medya merkezimiz var. İnşaatı bitti. Şimdi içerisinin işte tepkişini gerçekleştireceğiz. Makineleri koyacağız, kameralar, işte stüdyolarını hazırlayacağız, bilgisayarları koyacağız da. Yani bizim Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin içerisinde iki tane bölümümüz mevcut zaten. Bunlar mezun da veriyor. Bunlardan bir tanesi yeni medya ve iletişim bölümümüzdü. Bir diğeri de halk ilişkileri ve reklamcılık. Şimdi yapacağımız tek şey bir yazıyla bu iki bölümümüzün Üniversitesi'nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden alınıp İletişim Fakültesi'ne aktarılmasını talep edeceğiz. Böylece sadece bizim bir tabela yazıp işte binaya takmamız kalacak. Yapacağımız tek o. Hazır yani. Her şeyle hazır iletişim fakültemiz. Bu senede öğrencisine kavuşmuş da olacak. Ama tabii Ziraat Fakültesi ile ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim şu anda. Çünkü Ziraat Fakültesi biliyorsunuz geçmişte vardı zaten bizim üniversitemizin bünyesinde. Kuruluş kanunda bir Ziraat Fakültesi vardı. Ve ben defalarca aslında Ziraat Fakültesi'ni aktif hale getirmek için YÖK'te yazışma gerçekleştirdim. Sözlü işte zaman zaman görüşmeler de gerçekleştirdim. Fakat YÖK Türkiye'de Ziraat Fakültesi fazlası ve Ziraat işte mevcut fazlası olduğu için yeni Ziraat Fakültesi açılmasına yani hiç sıcak bakmadı. Ve bir müddet sonra da bizim fakültemiz kapatıldı. Yani bir kuruluşundan sonra 4 yıl sonra 5 yıl sonra Ziraat Fakültemiz kapatıldı. İhtiyaç yok diye düşündüğümüz sanırım ama biz ondan sonra tekrar talep etmeye devam ettik dedim. Özellikle son işte Kasım'daki görüşmemde yani dedim ki Balıkesir yani normalde Türkiye'yi doyuran şehir diyoruz biz yani Balıkesir'de.
ve burada yani kabaca baktığımız zaman %10-12 yani bütün üretilen ürünlerin %10-12'si bu bölgeden gidiyor. İşte, kırmızı etin durumu belli, beyaz etin durumu belli, hububatın vesaire durumu belli. Yani bunlar hepsi %10'ların üzerinde. Yani tarım ve hayvancılıkta burası çok önemli bir merkez. Burada olmazsa olmaz değil. Şunu da ifade edeyim, mesela ben göreve başladığımdan beri 8. yılımızdayız. Yani hiç şey açılmadı, yani gözümden kaçmadıysa sadece geçen yıl Mardin'de bir ziraat fakültesi açıldı. Ondan başka ben göreve başladıktan sonra hiç yeni bir fakülte açılmadı. İşte onu gündeme getirdim. Dedim de Mardin'de göreceğiz, bir ziraat fakültemiz açıldı. Hani bizde niye açılmıyor? Dediler ki, o zaman Gökte yaptığımız görüşmede, orada bir iş adamı tabii ki güzel bir fakülte okumuş, binasını yapmış, teslim etmiş üniversiteye. Onun üzerine demiş, ben burs vereceğim, ciddi bir gelen öğrenciye burs veriyor ve istihdam garantisi sağlıyor. Böyle olduğu için açtık, siz de sağlarsanız size de açarız demişlerdi. Ben de dedim, biz ticaret odamızla, borsamızla buraya gelmeden önce görüşme yaptık. Onlar da aynı şekilde yani burs garantisi veriyorlar ve aynı şekilde İslam garantisi de veriyorlar öğrencilere. Yer konusunda konuşmamıştık ama gidince konuşuruz. Muhtemelen o konuda çözülür demiştim. Dolayısıyla büyük ihtimalle o teminatı binaen şeyi, bizim ziraat fakültesini açtılar. Çünkü çok sıcak bakmıyorlar biliyorsunuz. O yüzden ben aslında bugün şey yaptım, Can Bey beni hemen borsa başkanımız o gün sabah aradı, hayır olsun dedi, tebrik etti. Dedik bir buluşuruz, bir araya geliriz. Bugün normalde buluşmayı planlamıştık. Şu o kendi arkadaşlarıyla işte irtibata geçip eğer toparlanabilirse bugün olmadı önümüzdeki hafta için birlikte bir araya geleceğiz. Onun dışında tabii ki ilgili kurumlarla da bir araya gelmemiz lazım. Mesela TAGEM başta olmak üzere. TAGEM yönetimimiz de belki ilçede ildeki ilgili kurumlarla ildeki borsamızda, ticaret odamızda Tarım Bakanlığı'nın ilgili kurumlarıyla da bir araya gelip istişare edip yani en hızlı bir şekilde ziraat fakültemizi nasıl hayata geçirebiliriz? Bunun için çalışmamız lazım. Ben kendi hocalarımızla toparlandım. Onların fikirlerini de aldım. Yani bu tabii iletişim fakültesi gibi yani hemen olacak bir şey değil. Şimdi adı var, kuruldu. Biz bunu belki aktif hale getiremezsek geçmişte olduğu gibi yani gene de 3-5 sene sonra tekrar kapatılmasın. O yüzden ben şimdi bütün ilgili kurumlarla kurumların desteğini rica edeceğim. Özellikle bina konusunu çözersek biz büyük ihtimalle hemen aktif hale geçirebiliriz. Hani şunu da söyleyeyim, tabii ki Bandırma'da burada kurulması çok önemli ziraat fakültemizin. Çünkü biz Türkiye çapında büyük bir şansa sahibiz. Yani bu bizim yani böyle bir SWOT analizi yaptığımız zaman en büyük şanslarımızdan bir tanesi yanımızda hemen bir TAGEM var. Ve tam da bizim ziraat fakültemizin konuları üzerinde çalışıyor. Hem tarım hem hayvancılık ikisi de var. Ve büyük laboratuvarları var. Büyük bir insan gücü kaynağı var. Yani hocalarımızın ortak çalışmalar yapabilecekleri uygulama alanları ve aynı zamanda orada da insan gücü kaynağı var. Öğrencilerimize çok kolay bir şekilde hemen buradan dersten çıkıp oraya uygulamaya gidebilirler, staja gidebilirler. Yani böyle elimizin altında çok güzel bir imkan var. Yani zamanla Türkiye'ye örnek olabilecek bir ziraat fakültesi burada olabilir. Yani onun altını çizeyim. Şey de kurmayı düşünüyoruz, yabancı dilde eğitim veren, Türkiye'de çok çok bir yer de var yani gözümüzden kaçmadıysa, İngilizce eğitim veren bir ziraat fakültesi olursa, talep de çok olur, puan da yüksek olur, hem uluslararası bir ziraatçı da yetiştirmiş oluruz burada diye şimdilik düşünüyoruz. Bandırma'da olsun diye çok arzu ediyoruz inşallah. Ama aynı zamanda tabii siz soracaksınız, belki ben söyleyeyim. Şimdi tabii Gönen'den de buraya kuralım diye teklifler gelmeye başladı, Susurluk'tan da teklifler gelmeye başladı. Yani burada tabii üç bölgemiz de olabilir ama yani öğrenciyi düşündüğümüz zaman kampüs ortamımızın nimetlerinden yararlansın diye, çünkü burada şimdi çok zengin bir kültürel ortam var, işte sportif altyapı var, öğrenci yemekhaneleri vesaire. Yani öğrenciyle ilgili bütün altyapı burada kütüphanede dahil olmak üzere. O yüzden hani öğrenci bütün bu altyapı imkanlarından yararlansın diye bir TAGEM hemen yanı başımızda. En mantıklısı tabii kampüs içerisinde Bandırma'da olması. Hani zor bir durumda kalırsak, tabii Gönen'de de şimdi bizim 10.000 metrekare kaba inşaatı bitmiş.
görenlerin işte yapmakta olduğu bir bina var. O da hani elimizde bir şans tabii. Yani binada zorlanırsak, yani ikinci bir ihtimal orası da gene belki göz önünde tutulabilir. Çünkü kafası bittiği için hızlı şekilde bitirebilir bina. Onun dışında Surluk'ta henüz bir tabii böyle bir altyapı yok. Dediğim gibi buna hiç birlikte karar vereceğiz yani bu bölgenin insanlarıyla nasıl mantıklı olabilir diye. Ben şimdilik böyle düşünüyorum ama belki başka bir ihtimal olasılıkla devreye girebilir. Ama bu öğretim yılında öğrenci alınamaz. Yok, şu anda tabii bizim şeyimiz yok. Sadece ismi var Ziraat Fakültesi evet. Gibi. Geçmişte olduğu gibi. Geçmişte de sadece ismi vardı. Ben geçmişte mesela en az 4-5 kere işte 4 tane bölüm tespit etmiştik. O bölümler açılsın diye 4-5 kere şey yapmıştım. Yani YÖK'e yazılar yazmıştık. Hoca alalım diye kadro talebinde bulmuştuk. Yani hiç o zaman tabii olumlu cevap gelmemişti. Şimdi yapacağımız yine hemen şu anda yani 1-2 hafta içerisinde biz yine o bölümlerimizi bir konuşalım yine. Yani ilgili arkadaşlarımızla bir görüşelim. Ondan sonra ilk yapacağımız iş hani belki bir arkadaşımızı görevlendirmek. Arkasından da ilgili bölümlerimizi talep etmek. Daha sonra da şimdi zaten fakültemizin açıldığı duyduktan sonra epey bir hoca aramaya başladı bizim diğer hocalarımızı. Hani hoca alacak olursanız haberiniz olsun biz de başvurabiliriz diye. Biz burada şimdi şöyle düşünüyoruz yani yurt dışında hani gerçekten yüksek lisans doktorasını yapmış, İngilizce eğitim yapabilecek kaliteli alanında öne çıkmış hocaları burada toparlayalım diye istiyoruz yani iyi bir ziraat fakültesi olsun. Güzel bir temel atalım diye düşünüyoruz yani inşallah bu şekilde olur. Efendim önümüzdeki öğretim yılında kaç öğrenci bekliyorsunuz üniversitemizde? Şimdi bizim bu sene 21 bin civarında öğrencimiz vardı bildiğiniz gibi. Şimdi üniversite sınavları yapıldı, tercihler bitti. Tercihler daha yeni bitti geçen hafta. Şu anda bu ayın sonu olmadan tahminen şeyler belli olur. Üniversite tercih sonuçları belli olur. Bize düşen kısım bu sene 5500 civarında. Biz yani bu sene eğer dolarsa, %100 dolarsa ki her sene doluyum malumunuz olduğu üzere. Bu sene de yine %99, %100 olacağını hani ümit ediyorum. Dolayısıyla bizim bu sene 5500 yeni öğrencimiz olacak. Ama mezun öğrenci. Şimdi 3000 işte arkadaşlara dün sormuştum kaç oldu diye. 3050 civarında mezunumuz var bir sene içerisinde. Demek ki yeni 2500 öğrencimiz geliyor. Baktığımız zaman 23.000 ile 23.500 arası bizim şeyimiz olacak. 23.500 civarında bu sene öğrencimiz olacak. Evet, beklediğimiz evet. Öğrenci bu. Yani ön lisans, lisans ve yüksek lisans doktorası da aynı. Yabancı öğrenci sayısında artış bekliyor musunuz? Yabancı öğrenci sayısında çok artış beklemiyor. Yani şöyle, onu belli bir oranda tutmaya çalışıyoruz biz. Bizim şimdi 2200 yabancı öğrencimiz vardı geçen sene. Tabii bir kısmı mezun olacak. Yeni alacağız yani bir 300-400 civarında da yeni alacağız o mezunların yerine. Yani biraz da tabii tömer yani tömere gelen var artık öğrenmek için. Bizim genelde 2400 civarında bir yabancı öğrenci sayımız var. Hani bunu arzu edersek çok kısa sürede hani 3000-5000'lere çıkartmak da zor bir şey değil ama dediğim gibi normal öğrenci sayısıyla yabancı öğrenci sayısını onlar orantılıyoruz. Evet. Ve şehirde de çok fazla hani ne bileyim sonuç itibariyle çok aşırı bir şey olmasın, yüklenme olmasın diye de düşünüyoruz. Çünkü şehir çok yani kiradır vesaire hani bir takım sıkıntılarımız da var. Yani o konularda sıkıntı yaşamayalım da istiyoruz. Bu arada sosyal ve kültürel yayınlara da önem veriyorsunuz. Masanızda güzel bir kitap görüyoruz. Son evet. Basın. Biraz da o konuda bilgi rica edeyim. Neler basılıyor, neler basılacak? Evet, şimdi biz normalde biraz elektronik yayınlarımız var bizim. Yani yaklaşık olarak bir 15-20 tane elektronik yayınlarımız vardı. Bunların bir kısmını şimdi şey de yapalım dedik yani. Normal basılı halet de getirelim demiş dedik. Bu mesela şu anda bugün geldi. Önceden de basılmış birkaç tane kitabımız vardı. Bu 100. yılında Milli Mücadele'de Bandırma ve Son Kurşun diye. Geçen sene buradan 50 civarında hocalarımız gelmiş. Bildiriler sunmuşlardı. Özellikle Bandırma ve Son Kurşun'la ilgili. Çok değerli bildiriler var burada. 2000 tane basıldı. Bunu sizlere de inşallah en kısa sürede ileteceğiz. Yani kamuoyuna. Bunun dışında şey var.
Osmanlı arşivlerinde Bandırma diye bir kitabımız olacak, gelmek üzere bu hafta içerisinde gelir. O da çok değerli. Yani arşivlerde son birkaç yüzyıl içerisinde Bandırma ile ilgili bazı evrakları hocalarımız incelemişti. Onları da yine güzel bir çalışmayla sizlerin ilginize sunacağız. Bunun dışında yani basılacak bizim önceki sempozyum kitaplarımız da gene onlar da yavaş yavaş gelecek. İşte Ömer Seyfettin ile ilgili yeni bir basılmış kitabımız vardı. İşte Yunus Emre ile ilgili, Mevlana ile ilgili şeyle ilgili bir takım işte bilim adamları ile ilgili böyle kitaplarda işte hocalarımız hazırladıkça inşallah basılmış olacak. Evet. Yani şu bu hafta içerisinde 4 tane kitabımız geliyor ama. Gerisi de zaman içerisinde gelecek. Efendim siz üniversitenin kurucu rektörsünüz. 8 yıl oldu. Ve süreniz doluyor. Tabii biz Bandırma olarak ve ben kişisel olarak da kanalınızdan çok yanayım ve yararlıyım. Her zaman konuşuyoruz. Size üniversite çok şey borçlu, Bandırma çok şey borçlu. Bunu iltifat olarak söylemiyorum. Görevde kalma ihtimaliniz var mı? 2 dönemden sonra olmuyor dense de bunu da bir görelim siz. Ya şimdi şöyle, onu doğrusu bilemiyorum. Yani şöyle, Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz tespitleriyle oluyor. Yani gök öneriyor. Şu anda tahminen önümüzdeki hafta süreç başlayacak. Çünkü benim görev sürem geçen defa atandığımda tam böyle üniversitemizin adıyla işte son kurşun dedik. 17 Eylül itibariyle atandım. O günleri güzel de oldu, böyle trafikte oldu. Ve 17 Eylül itibariyle normalde hani görev bitmesi bekleniyor. Ama bu her zaman böyle 17 Eylül'de bitmiyor. Mesela benden önceki grupta atanan 20 tane işte üniversite rektör atanmıştı. Onların bir kısmı 4-5 aydır atanmayı bekliyordu. Hani görev değişimi bazen birkaç gün önce de olabilir, 3-5 ay sonra da olabilir ama 17 Eylül itibariyle diyelim. Şimdi süreç başlayacak. Çünkü gök muhtat olarak böyle bir 5 hafta önceden süreci başlatıyor. İlgilenen hocalarımız Türkiye'nin her yerinden, her üniversitemizden başvurularını yapıyorlar. Ondan sonra mülakatlar gerçekleşiliyor. Gök sorumlu 3 kişi öneriyor. Cumhurbaşkanımız da daha sonra Gök Başkanı ile bir araya gelerek yani bütün adaylara bakıyor aslında, öyle duyduğumuz kadarıyla bütün adayları inceliyor. O ara dediğim gibi 2 dönem kuralı diye bir kanuni bir şey değil ama yani Cumhurbaşkanımızın böyle bir tahammülü var. Orada yani tamamen Cumhurbaşkanımız o zaman bilmiyoruz. Yani tabii biz Bandırma'yı sevdik. Üniversitemiz güzel, üniversite Bandırma çevresiyle çok güzel. Yani devam edin derse tabii ki büyük bir zevkle devam ederiz. Ama burada yani %90'ın üzerinde yeni bir arkadaşımız büyük ihtimalle birkaç ay içerisinde göreve başlayacak. Biz de sizlere veda edeceğiz gibi gözüküyor. Yani görünen bu. Ama belli olmaz tabii. Cumhurbaşkanımız hani devam edin derse biz zevkle devam ederiz inşallah. Dileriz Sayın Cumhurbaşkanımız da bu teamülü bozar ve sizi göreve devam ettirir. Bizim de temennimiz bu. Yani benim de bütün temennim buraya işte inşallah üniversitemize layık bir hoca arkadaşımız rektör olarak başlar. Bayrağımızı deviririz. Ondan sonra bayrak yarışını o da devam ettirir. Evet. Bütün temennimiz o. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Süleyman Özdemir'le birlikteydik. Hoşçakalın.